Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Daha önceki videolardan da bildiğiniz gibi Red Tuxedo Koyu yavrularımız 2-3 hafta kadar yavrulukta kaldı. Şimdi onları yeni akvaryumlarına alıyorum. Burada güzel güzel boylanacaklar. Bir ay kadar burada besleyeceğim. Ondan sonrasında dişi erkek ayıracağım. Biliyorsunuz ki dişi erkek ayırdığımız zaman balıklar daha hızlı boylanıyor. En azından erkekler dişileri rahatsız etmemiş oluyor. Bu yüzden dişi erkek ayrıldığı zaman, rahat görüldüğü zaman hemen yan taraftaki bölmeye dişileri aktaracağım. Burada erkekler kalacak. Bu şekilde boylandıracağız. Sonra da genç hale geldiklerinde sahiplendireceğiz inşallah. Dediğim gibi bu balıklardan 2-3 ayrı akvaryumda bakmayı düşünüyorum kendime damızlık olarak. Bir tanesinde var zaten. İki ayrı yere de ayrı damızlık da yapacağım. Bu üçüncü ağız yavrular. Bunları da daha yeni topladım. Maşallah dişilerimiz yine dolu dolular. Bu üçüncü kez yavru almam. Bunu ayrı bir video yapmak istemedim. Böyle aldıktan sonra yavruları bir göstermek istedim. Yalnız burada biraz az çıktı bu sefer. 20 kadar varlar herhalde. En az parti bu oldu. Olsun, sıkıntı yok. Daha dolu da zaten dişilerimiz. Daha da uyu balıklardan yavru alacağız. Şöyle bunları da aynı şekilde 2 hafta 3 hafta kadar burada yavrulukta bakacağım. Sonrasında bunları da ayıracağım buradan. Zaten yavrulara sürekli artemia veriyorum. Bu son zamanlarda bu özel türlü lepistes yavrularında haftada 2-3 kez yumurta sarısı veriyorum. Acayip faydasını gördüm. Daha önceki videolarımda kurutarak yapmıştım. Onları, o kuruttuğumu büyük balıklara veriyorum. Yavrulara normal, standart, bilindik şekilde veriyorum. Yumurta sarısını haşlayıp suyun içerisinde çözdürüp öyle veriyorum. Ya da elimle suyun içerisinde ufalıyorum. Rahatlıkla yiyorlar. Bu yumurta sarısında dikkat etmemiz gereken olay çok fazla vermemek. Çünkü aşırıya kaçtığımızda balıklar hepsini yiyemiyor maalesef ve akvaryum suyu bozuluyor. Buna dikkat edelim verirken. Aynı zamanda da bir genel durum vlog tarzında olsun istedim. Akvaryumların genel durumlarını da göstermek istedim sizlere. Önceki videolarımdan hatırlayanlar olacaktır. Balon moli yavrularım. Şu öndeki gördüğünüz balon moli yavrusu maşallah bayağı serpildi, bayağı büyüdü. Balon şeklini de almaya başladı. Aynı şekilde bir tane daha var onun kardeşi. O tam o şekilde değil, böyle balon şeklini almadı. Gelişmedi zannedersem. Burada bitkilerde de hiçbir problem yok. Oldukça güzel, sağlıklı bir şekilde yaşıyorlar. Sadece burada karbondioksiti durdurdum. O yüzden bitkilerin gelişimi biraz yavaşladı. Bu da sorun değil, yavaşlasın. Sadece ölmemeleri için ben zaten sıvı gübre, misket gübre takviyesi yapıyorum. Arada bir de yumurtanın suyunu, yani haşladığım yumurtanın suyunu atıyorum. Biliyorsunuz o da, yumurta suyu da bitki gelişimlerinde oldukça iyi karbondioksit görevi görüyor. Zaten ışıklandırmasında da herhangi bir problem yok. Yani büyük akvaryumumuzda genel durum bu. Sadece burada HB Blue lepistes yavrularımız zannedersem
Yani hastalık falan atlattılar, iç parazit bilmem ne. Bir de büyük akvaryum burası. Zannedersem balıklar düzgün gelişimini sağlayamadı. Yandılar herhalde. Çünkü çok yavaş gelişiyorlar. Buradaki bronz çöpçülerimiz de sanki iki tanesi dolu gibi yumurta topluyor gibi. İnşallah onlardan da yavru alırız. Melek balığı akvaryumumuzda da aynı şekilde durumlar stabil. Yeni aldığım melekleri hatırlayacaksınız. Onlar da güzel güzel boylandılar. Bunlara da sürekli olarak artemya veriyorum. Gördüğünüz gibi cüce vatozlar falan. Güzel oturmuş bir akvaryum. Burada katil salyangozlarımız da oldukça ürediler. Kumun alt tarafları falan salyangoz dolu. Gördüğünüz gibi yüzeyinde de bayağı var ama kumun altı daha dolu. Arada bir yavrular, minik minik yavrular çıkıyor. Şöyle burada da komando çöpçülerimiz var. Bunlarda herhangi bir yavru eğilimi, yumurta toplama gibi bir şey görmedim. Şu öndeki melekten çok umutluyum. Bunun rengi deseni çok güzel. Damızlık olduğunda da müthiş renklere sahip olacak diye düşünüyorum. Buradaki bitkilerimiz de aynı şekilde. Yandaki akvaryumda uyguladığım her şeyi buraya da uyguluyorum. Burada sadece Amazon hançeri birkaç çürüdü. Çürümüş yapraklarını budadım. Şimdi tekrardan yeni filizler vermeye başladı. Hani biraz falan zaten güzel ilerliyor. Böyle hem yeni balıklarımızı yeni yerlerine aldık, hem de bir genel durum vlog olsun istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Herkese sağlıklı hobiler diliyorum. Hoşça kalın.